yer almayacaktır. Yüksek Yargı Kurulu'nun disiplin kararları da yargı denetimine açık hale getirilecektir. Üçüncü olarak yapacağımız değişiklikler, aramızda baro başkanlarımız var. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği'ni kapsıyor. Avukatlık mesleğinin bağımsız ve özgür bir şekilde icra edilmesi için gerekli tedbirleri alacağız. Yargının kurucu unsuru olan savunmayı anayasal güvenceye kavuşturacağız. Çok tartışılan, ayrıştırmaya sebep olan çoklu baro uygulamasına son vereceğiz. Baro ve Türkiye Barolar Birliği seçimlerinde temsilde adalet ilkesini sağlayacağız. Dördüncü olarak anayasal düzenin temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olan Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerini genişletilerek güçlü ve etkili denetim için mahkemeyi yeniden yapılandıracağız. Temel hak ve özgürlüklerin daha güçlü şekilde korunabilmesi için bireysel başvurunun kapsamını konu ve başvurulabilecek haklar bakımından genişleteceğiz. Yine Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açabileceklerin kapsamını da genişleteceğiz. Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin en az 4'te 3'ünün hukukçu olmasını zorunlu tutacağız. Mahkeme üyelerinin meclis tarafından Danıştay, Yargıtay, Sayıştay, Türkiye Barolar Birliği ve üniversiteler arası kurul tarafından belirlenen 3 kat aday içerisinden 3'teki nitelikli çoğunlukla seçilmesini sağlayacağız. 3 üye ise farklı kaynaklardan gelecek şekilde Cumhurbaşkanı tarafından seçilecektir. Değerli misafirler, 5. olarak Yüksek Seçim Kurulu'nu anayasada yargı bölümü içerisinde bir yüksek mahkeme olarak düzenleyecek ve kurulun niteliğini açıklığa kavuşturacağız. Yüksek Seçim Kurulu idari ve yargısal görevleri bakımından 2 daireye ayrılacaktır. Yargısal görevi olan kurul bir yüksek yargı organı olarak çalışacak. İdari görevi olan kurulun aldığı kararları itiraz halinde denetleyecektir. 6. ve son olarak Sayıştay'ı anayasada bir yüksek mahkeme olarak düzenleyeceğiz. Sayıştay'ın kuruluş ve işleyişle ilişkin esasları anayasal güvenceye kavuşturacağız. Hesap verebilir ve Sayıştay denetiminin kapsamını tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak şekilde genişleteceğiz. Böylece güçlü, bağımsız ve tarafsız bir yargının oluşumunu hep birlikte sağlayacağız. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'e teşekkür ederiz. Ayhan Sefer Üstün, güçlendirilmiş parlamenter sistemde öngörülen bağımsız ve tarafsız yargıyı bizlere anlattı. Değerli izleyiciler, değerli konuklar, güçlendirilmiş parlamenter sistem temel hak ve özgürlüklerimize dair ne getiriyor? 6 siyasi parti bu konuda hangi ilkeler etrafında uzlaştılar ve hangi başlıklar?